Burada şekil önemli, evet kıvam önemli, koku da bizim için önemli, renk de bizim için önemli. Önce şekille başlıyoruz. İlki tip 1. Bu keçi dışkısı gibi baktığınızda aslında küçük sert parçalar halinde. Burada kişinin hem lifsiz beslendiğini hem de susuz bir hayat yaşadığını görmüyoruz. Tip 1'de bunu görüyoruz. Tip 1'de bunu. Evet. Ve böyle bağırsaklarda iyi bakterilerin sayısı gitgide azalıyor. Bunu istemiyoruz. Evet. Ve bu kişiler çok huzursuz ve depresif kişiler olabilir. Ya. Tip 2'ye bakıyoruz. Onun bir araya gelmiş hali. Yine suyu az tüketiyor ama bu kişinin yine beslenmeyle ilgili lif yetersizliği var. Yani sebze, meyve, tahıl tüketimiyle ilgili problemimiz var. Üçüncüsünde baktığımızda yine yüzeyinde çatlaklar ve kırıklar. Yani şu ilk üç tipte kişinin sindirim sisteminde hem kabızlık şikayetiyle bir karşı sıkıntı, karşıya bir sıkıntı var. Hem de diğer taraftan beslenmesinde lif yok anlamına geliyor bu kişinin ve suyu az içiyor anlamına geliyor. Yani ne anlama geldi böylelikle? Bağırsak için yaptığınız iki yanlış var. Lifi azaltmak, suyu azaltmak. Bu çok önemli. Geldik tip 4, istediğimiz dışkı modeli. İstediğimiz, eğer ki siz sağlıklı rahat insan rahat, yani. Evet, rahat rahat tuvalete çıkıyorsunuz, zorlanmadan tuvalete çıkıyorsunuz, dışkınız bir bütün halinde çıkıyor. O zaman siz evet yeterli su alıyorsunuz, yeterli besleniyorsunuz. Artı bağırsaklarınız da iyi, fonksiyon da iyi çalışıyor anlamına geliyor. Çünkü orada bir de hareketle ilgili, o peristaltik hareketle ilgili de bir skalamız var. Tip 5'e geldiğimizde, bu dışkı yine yumuşak bir dışkı ama parça parça çıkan bir dışkı. Burada da kişi lifi biraz arttırmış. Yani bol sebzeler tüketiyor, bol meyveler tüketiyor, tahıl tüketiyor. Bununla ilgili bir sıkıntımız evet, var mı? Evet, onda sıkıntı yok ama sıkıntı şuraya geldiğinde, yumuşak püre kıvamına geldiğinde kişi rahatlıkla tuvalete çıkıyor ama volümlü. Hızı da birazcık normalden fazla. O zaman bu her anı sulu kıvama geçebilir. Yani bir bakteriyel bir enfeksiyon durumu söz konusu olabilir. Veya da bir irritable bağırsak sendromu olabilir. Yani huzursuz bağırsak sendromu. Onun için bu önemli bir detay. Bugün iki tip danışan geliyor bize. Birincisi kabızım diyor. Diğeri de ne yesem tuvalete çıkıyorum diyor. Peki siz hasta geldiği zaman, danışan geldiği zaman ilk sorduğunuz soru dışkının kıvamı mı oluyor? Dışkının kıvamı. Çok ilginç ya. Bak hayat nereye doğru? Daha da ilke gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Siz dünyaya normal doğumla mı geldiniz? Sezeryan. Çünkü o sizin gerçekten bağırsak düzeninizi etkileyen en önemli ilk soru. Allah Allah. Evet. Allah. Ne fark ediyor? Şöyle, bir çocuk dünyaya gelirken bir bebek kafası aşağıya doğru bakar. Evet. Annenin vajininde biriken bir sıvı var. Onun içerisinde de iyi bakterilerimiz var. Bunlar peki, bizim anne bakterilerimiz. Onu yutarak dünyaya gelir. Ya. Bunlar sizin sindirim sisteminizin düzeninden sorumlu olduğu gibi kanserden, genç kalmanızdan, iyi bir psikolojik durumdan, kilo yönetiminizden, bağışıklığınızdan, bunların hepsinden sorumlu. Geldik renklere. Renk de bir de renkler var. Dışkının rengine ne zaman bakıyoruz? Bebeğimiz varken bakıyoruz. Aynen. Aman, mutlaka ona bakmıyoruz hakikaten. Nasıl değerli değil mi? Tabii, bakın tabii. Evet. Hayatımızın ilk döneminde ne yapıyoruz? Aman çocuk düzgün dışkılasın, aman rengi ne, tabii, aman kıvamı ne. Sonra büyüyoruz hiç kimse ilgilenmiyor dışkısıyla. Evet, şimdi bakın burada kahverengi iyisiniz. Bu önemli. Dışkı genellikle Karadeniz'de üretilen safra rengiyle zaten kahverengi. Yeşil olduğunda koyu yeşil yapraklı sebzelere biraz fazla yer vermiş olabilirsiniz. Ondan kaynaklı olabilir. Gıda boyası tüketmiş olabilirsiniz. Biliyorsunuz artık pastalar, o çocuklarımıza evet, yaptırdığınız doğum günü pastalarında bile oluyor. Ve en çok da annelerden geliyor. Çocuğun dışkısı yeşil oldu diye. Gıda boyası. Tamam. Diğer tarafa geldik, sarı. Dikkat. Burada yağlı, kötü kokulu sarı dışkı olduğunda bir emilim bozukluğuyla karşılaşıyoruz. Bugün glutensiz beslenme konuşuluyor ama Türkiye'de çölyak oldukça yaygın. Tabii. Eğer ki sarı ve kokulu bir dışkınız varsa mutlaka çölyak olabilir. Evet. Olabilir. Gastroenterologla görüşeceğiz. Ya en azından ciddi alıp gideceksiniz doktorunuza. Sarı yağlı kokulu. Siyah. Siyah. Burada ülser veya kanser sebebiyle karşımıza çıkabilir ama diğer taraftan Türkiye'de kadınlarda yine çok yaygın olan demir yetersizliğiyle ilgili. Kişi demir takviyesi alıyordur, hemen dışkı katılaşır ve siyahlaşır. Tamam. Bu da önemli. Açık renkli veya beyaz kil renginde olduğunda burada da aldığınız takviyelerle veya kullandığınız ilaçlarla ilgili. Kan lekeli ve kırmızı olduğunda bir anüste çatlak olabilir, hemoroidiniz olabilir. Bir diğer bağırsak kanseri olabilir. Evet, bağırsak kanseri olabilir. Ciddi almak. Hepimizin kapısından yani uzak olsun. Yani inceleyeceğiz, bebekken değil de bakacağız. Evet. Ve artık
Evet, görüntüye bakacağız. Bir de içeride kimler yaşıyor ona aynen bakacağız. Bu vücutta 100 trilyon mikrop var. Bunun %95'i bağırsaklarda yaşıyor. Ya. Ve bunlar iyi ve kötü olarak birbirinden ayrılıyorlar. İyilerin sayılarını her daim iyi tutmak çok kıymetli. Hmm. Ve o iyilerin sayısını da sebzeler, meyveler, iyi yağlar,